Herkese merhabalar, kanalıma, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir önceki videoda da söylediğim gibi bir 9-10 günlük bir ayrılık vardı bahçeden. O yüzden neler oldu, neler bitti öyle bakmaya çalışıyorum ve bu hafta çok yoğun bir hafta. Çocukların okulları açıldı, benim işim başladı, eğitimler falan feşmeken baya bir yoğun. Tabii bahçede de işler karışmış. Evet, şimdi Echeverria bahçesindeyiz. Echeverria bahçesinin üstüne yaptığımız bu gergi, işte yani buradan gökyüzü gayet güzel görünüyor. Çok aslında delikleri seyrek seyrek ve bu yetiyor. Yani altındaki sukulentler gayet mutlular. Çoğu mutlu. Niye birkaç tanesi mutsuz, ona bakacağız şimdi. Bunun gittiğini gördüm. Yani bu bizim Kristata hiçbir problemi yoktu. Gayet mutluydu. Anium Sunburst. Hani Anium Sunburst'lerimiz gidici de yanlış bir şey almışım. Bu Kristata ne oldu onu anlamıyorum. Şuradan bir şöyle keseceğim. Yani gitmiş. Ne oldu buna birden anlamıyorum ki ben. Aynı hastalık buna da bulaştı belki de. Köklerinden şey yapıp kurtarmaya çalışacağım birkaç tane ama bilmiyorum yani. Bakalım. Bütün kestiklerimi, koparttıklarımı ayrı bir götürüp elden geçirmem lazım zaten. Evet. Bunun kökünde mi bir şey var? Yani herhalde bunu bir sökeceğim buradan. Yani bilemedim ki. Mesela şu kol gitmiş. Tamamen. Şu kol da gidiyor. Bu da gitmiş. Yani. Yani buna benim nazarım değdi. O kadar güzel büyüyordu ki dedim burayı çok sevdi. Wow. Gitmiş, evet. Evet, ben bugün biraz evden erken çıkıp çiçekçiye uğrayayım. Bunların ne hastalığı var bir göstereyim. Bu da gidiyor. Bunu da buradan daha fazla yukarı çıkmadan keseyim. Şu kolunu en azından kurtarabileyim. Diğerlerini kurtaramasam bile. Wow. Wow, wow, wow. Yani herhalde bu tamamen gitmiş, orada dursun ama bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Cık. Geçen hafta ne kadar güzeldi. Bir haftada çok hızlı. Çok 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 hızlı. Şunun da çiçeklerini alalım. Evet. Şimdi tabi başka yerlerden o kadar çok söktüğüm oldu ki
bu kıvırcık yapraklı echeveryalarımız. Yer yerlerde kökleri bir şekilde hastalandı falan. 3 tane şu anda söktüğüm var. Birisi kökü çürüyormuştu zaten. Öyle kurtardım. Diğerleri de bir türlü büyümediler. Sıcakta kırışıp durdular. Onları da söktüm. Şimdi 3 tane elimde büyük bunlardan var. Nereye dikeyim bilmiyorum tabii. Aslında şurası güzel olabilir ama şu anda dikemem. Çünkü burası birazcık güneş görüyor. Yani şu anda yukarıdaki palmiye ağacının güneş olduğu için. Yani gölgesi olduğu için burası gölge. Ama hem sabah hem de öğleden sonra buraya güneş vuruyor. Buranın sulama şeyi, biraz önce ben burayı hortumla suladım. Ne kadar sulandığını bilemedim çünkü. Sulama sistemi tam güzel sulamadı galiba. Ben yokken buraları. Onun için bir su fışkırttım. Şimdi bu yaz anladığımız kadarıyla yani echeveryaların gerçekten hepsini burada toplayacağız. Ama böyle de şey, yani düzensiz bir echeverya da yapmak istemiyorum. Burası tamamen şu anda böyle rastgele dikilmiş oldu. Aslında benim amacım bu değildi. Burası böyle bir nehir gibi akacaktı. Ama şu anda hiç öyle bir görüntü olmadı. Bir de ölmek üzere olanları buraya geçirmeye başlayınca düzen tamamen değişti. Ama ben buraya birazcık bir dikim yapmam lazım. Ay, şu tapsitörünün çiçeğini koparmak istemiyorum. Şu ağı hafif kaldırayım. Buraya biraz dikim yapmak istiyorum. Evet. Alabulu elimizin çiçeğini de koparalım. Kuru çiçeğini. Şurada bir alabulu çiçekleri de, evet, temizlemezseniz çok kötü görünebiliyor. Evet. Şunu da koparalım. Şimdi burada şöyle bir güzel, bunlar ne olmuş böyle? Evet, echeverya. Şu nasıl? Bu da galiba yeterince su almamış. Evet. Çok sulamamak lazım ama az da sulamamak lazım. Yoksa tamamen solup gidiyor. Evet, bu güzel bir böbek olmaya başlamış sayılır inşallah. Bilmiyorum, güçlü bir öbek mi? Elimi dokunduğumda yaprak, bak, koptu demek ki. Çok güçlü değil. Evet, şimdi yerlerimizi belirlemek istiyorum. Aslında şuraya bir şey dikilebilir. Buraya hemen bir şey getireyim. Evet, burada bir hayvan bir şeyler yapmış. Kokular hissediyorum ama hangisi tabi bilmiyorum. Evet. Buraya bir dikelim dedik. Aslında ona bakarsak bence şuraya da yerlerini belirleyeyim de biraz sonra getirip dikebilirim. Buraya bir tane lazım. Bu mesele olmamış burada. Bu gidiyor. Evet, tül echeveryalarımızdan bir tanesi, bunu zannedersem ben buradan almam lazım. Bunu ayrı bir bakım işlemi yapacağız.
Onu oradan aldığımıza göre şuraya da bir şey dikebiliriz. 1, 2, 3. Geçen ben buraya bunu diktim. Nasıl olur emin değilim. Bak gayet güzel olmuş yani. Evet, şuraya bence birkaç tane daha blue elf dikilebilir. Blue elfimiz bayağı var. Onlar kendilerine gelsinler. Şunu da dikmiştim. Bak bu da güzel. Kendine gelmiş. Şu ikisini geçen sıcaktan ölüyorlar diye getirmiştim. Tamam, bir tane de buraya. Bence şurası da olur. Burada tam bir boru var ama olsun. Borunun kenarına şuraya bir şey sıkıştıralım. Oraya sıkıştırınca bence şurası da olur. Burada bir tane bonbon jelly diktim ama bu ne kadar böyle yavaş büyüyen bir tür çıktı. Biraz variegated gibi gelmişti. Onun için almıştım bunu. Ama şu anda ne bir variegated ne bir değişik görüntü var. Yani normal bonbon jelly. Onun için bir özelliği yok. Şuraya. Burada bir şey koyabiliriz. Tamam. Evet, yer belirlemek güzel oldu. Bunlar niye böyle yani aslında Echeveria Blue Elf. Güzel bir öbek olması gerekiyordu ama şu anda orası hiç öyle öbeklik falan görünmüyor. Burayı bolca dikelim. Şuraya yan yana sıkı sıkı bulu elf getirebiliriz bence. Evet, şu Liliana'mızın kuru yapraklarını bir koparalım. Yani Liliana'ları böyle öbek gibi diktim ama bunlar öbek olmak olmamakta ısrar ediyorlar. Yani nedir bunları böyle küçük küçük bırakamıyorum. Bak burada bir tane koydum. Burada bir tane arkada var. Ama şöyle bir büyükçe öbek olmadılar. Yani anlayamadım. Gerçekten o kadar çok değişken var ki yani aynı çiçek farklı yerlerde inanılmaz farklı özellik gösteriyor. Ve dibindekilerle de çok alakalı zaten. Yani yanında hangi komşusu var çok etkileniyor. Ha, bunlar ne kadar çok yavru çıkmış. Evet, galiba bu bakım açısından da daha kolay olacak. Echeveria'ları hepsini yan yana şey yaparsam böyle oturup bir gün hem de üstü kapalı ne kadar çabuk dökülüyor yaprakları. Temizliğini yapabilirim diye düşünüyorum. İnanılmaz yavru vermiş bu maşallah. Tamam. Neon Breaker'ımızda bunu ölmek üzereyken kurtarmıştık onun için. Bilmiyorum bu hiç yavru veriyor mu? Büyüyebilse zaten o kadar yavru verip vermediğine bakacağız da o kadar büyüyemedi zaten. Morning Glow'un güzelliği gitti. Çok tatlıydı bir ara.
Evet, tapsitörüne de çok böyle aşağıdan kuru yaprağı oluyor. İlginç. Evet, şimdi burada dikecek başka. Tabi bunların büyük hallerini düşündüğüm için ben sıkı sıkı dikmeyeyim diyorum ama o büyük hallere gelene kadar anlaşılan bir çok vakit var daha. Şuraya da bir tane dikebilirim. Oraya dikerim. Şuraya da dikemem. Mesela bu kübik froslar bir türlü kendine gelemiyor. Yani bir güzel kübik frostum yok. Yani hep böyle yaşamla ölüm arasında gidip gelenler. Geçen zaten bunlar yapraklarını döktüğü için hepsini yaprağını buraya attım. Bakalım onlardan yavrular çıkacak mı bilmiyorum. Evet. Şöyle devam edelim. Sahara. Sahara'mızın buradan yavrusu çıkmış. Hem de böyle büyük olmayıp da yavru veren Sahara'da ilk oldu yani bu. Aslında bahçede bayağı Sahara var ve Sahara anladığım kadarıyla şu ana kadar benim bahçeme güneşe dayanıklı. Eğer kökleri zamanında yerleşebildiyse. Yani herhalde en dayanıklısı o çıktı gerçekten. O yüzden şimdi seneye nereye dikeceğimi biliyorum yani Sahara bol bol çoğaltacağız. Evet yani narin echeveryaları hiç risk etmeye gerek yok. Yani mutlaka yazın ortasında ölüm şeyini tutuyorlar. Bu ani sunburst'ümüze gidiyor. Bu çok güzeldi biliyorsunuz. Ani sunburst'ler çok acı durumda şu anda. Onları bir an önce halletmem lazım. Bugün gideceğim. Pardon. Evet. Bunun altında da ayrı bir echeverya Liliana öbeği var. O da ani sunburst'ün gölgesinden dolayı güneşsizlikten gidiyor. Burada bir Sahara. Bu da güneşsizlikten. Evet, güneşten değil de güneşsizlikten gidiyor Sahara'larımız. Evet, şimdi burada yapmamız gereken bu taraf birazcık daha farklı olmuş. Ben şöyle bir karşıya geçeceğim. Şu ağı buradan çıkarmaya çalışalım. Bismillah. Evet, Bismillah diyelim şuraya. Çöpümü, kutu, bir ayakkabı kutusu aldım yanıma. Bu iyi oldu. Evet, pörlelerimiz fena değil. Garibim. Tabi buna su gelmemiş olabilir. Bakalım belki sulanıyor. Buraya yine de su gelmemiş. Mesela fışkırtımda. Demek ki şunun arkasına saklanıyor. Ya demek ki bir 2 ay falan uzaklaşsam ya da 1 ay uzaklaşsam gidecek yani. Onun için biraz daha böyle sustainable hale yani bakımı daha kolay hale getirmem lazım bahçeyi. Yoksa kaybettiğimde üzüleceğim yani böyle değişik değişik türlerimi. Hele böyle zaten birazcık narin ya da elimde az olansa onlara zaten bir üzüleceğim ayrıyetten.
O yüzden saksı işini birazcık daha artırmam lazım. Ay, ne kadar çok kuru yaprak oluşturmuş bunlar. Burada daha mutlu olur diye düşünüyordum. Echeveria blue elfleri ama burada da çok mutlu değiller yani. Yani şu öbek hiç öyle mutlu mutlu bir öbek havası vermiyor yani, değil mi? İlginç bu da. Sedumlardan bunun yaprakları siyah diye almıştım. Bayağı koyu kırmızı, siyaha dönük oluyor. Ama şu anda hiç öyle. Zaten kırmızı değil, bir de böyle çok nazlı çıktı yani. Hani graftosedumlar biraz daha böyle dayanıklılar. Hatta ben büyük saksılara tamamen graftosedum doldurmayı düşünüyorum ama bu graftosedum hiç öyle bir izlenim vermedi yani. Bu Crassula Beharensis, değil mi? Evet. Bunda da bir şey var. Yani bu da burada bir kapının öndekiler deliler gibi büyüdü. Ya tür farklı. Ama çok yavaş yaprak ekliyor üstüne yani. Şu da Mexican Giant. Değil mi? Birazcık kendine gelmiş sayılır. Bunu da şöyle, aslında bunun çok kocaman kocaman dolgun yaprakları oluyor. Çok seviyorum ama bunu da büyütmekte bayağı zorlandığım türlerden bir tanesi. Yani her diktiğim yerde bir şey geldi başına. Herhalde bu bir şey gelenleri gerçekten yani bir aranjmanın içinde görünsün diye değil de özel bakım olan bir yerde olsun diye dikeceğiz. Öyle bakacağız. Beklentimiz öyle olacak yani. Çünkü neyi beklerseniz ona göre dikiyorsunuz. Sonra da zor zamanlar bekliyor sükulentleri. Herkes her yerde mutlu olamıyor tabii yani. Her ortamda değil mi? Kendine göre bir ortam belirtmemiz lazım. Bu arkalara su geçmemiş galiba. Bunun dibi kuru. Halbuki ben oraya sabah su fışkırtmıştım yani. Bayağı hortumla iyice. Evet. Bu kısım böyle. Şu tarafta Echeveria bahçem. Buraya doldurmuş bir yaratık kakalarını. Hep de semperbumların üstü maşallah. Doğmuş, ben onları bir maşa gibi bir şeyle alıp gübrelik yere doldurmam lazım. En azından orada erisinler, gitsinler. Evet. Burası da başka bir problem. Şuraya bir tane dikecektim. Geçen açmıştım ama tatil matil gelince araya orayı yapamadık. Bu arada da bu şöyle bir çekelim. Ay, garibim güneşsizlikten gitmiş. Biliyor musunuz? Evet. Yani bunu da buraya dikeli çok uzun zaman oldu ama güneş olmayınca bu taraf demek ki sempervivum yeri. Üf, koku buradan geliyormuş. Sempervivumları bu tarafa dikebiliriz. Yani dikebiliriz de işte aranjman olunca birazcık karışık oldu. Yani buraları nasıl tekrar bir güzel hale getiririz bilemiyorum. Purple Delight'ler aldı başını gidiyor. Yani fazla yükseldi bunlar yukarıya doğru. Bunların hepsi uzanması lazım. Saksıdakiler de öyle oldu. Hatta taşıyamayıp kökünden kopmuş. Saksıdaki ve kurumuş. Şimdi burada birazcık yani şu ağı açabilir miyim bilmiyorum artık. Çünkü içinden çiçekler geçip ay 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 buralar gerçekten
Ay bilemedim. Nutkum tutuldu. Yapılacak çok fazla şey göründü şu anda burada. Yani üstesinden nasıl geliriz bilmiyorum. Şunu bir alayım bakayım ne kadar. Burayı ben yapmayalım ne kadar olmuş ki ya. Yani şu çiçekleri, havorta çiçeklerini zaten üstten koparayım. Çünkü onlar büyümüşler. Şöyle şu kenara koyalım. Heh. Havortia çiçeklerini koparsam bile. Şöyle burada ne çiçekleri var? Evet, en azından şu taraftan açabilelim. Şu kenara bir yere. Evet. Yanımda çöpüm yok. Evet, havortia böyle oluyor. Tabi üstteki çiçekleri kurumuş ama buralardan yavru veriyor. Ama benim bu yavrulara çok ihtiyacım yok şimdi yani. Havortiye yeterince var onun için. Bunu buradan sökebilirim. Evet. Evet, evet. Burayı gerçekten gözüm yemiyor. Nasıl düzelteyim diye. Niye gözüm yemiyor? Çünkü yani dibinde taşlar var ya, o taşları benim tekrar toparlayıp yeniden dikmem lazım bu taşları. Eğer yani her şeyi sökersem taşları kaldırmam lazım. Toprak olsa direkt sök tekrar dik. Ama taş olunca o taşları tekrar kullanmam lazım. Yani alıp atamam zaten. Şunların güzelliği. Saptörlerin çok uzun olmuyormuş yani sapları. Çünkü Echeveria Liliana'larınkisi baya uzak. O ay uzun yukarıya doğru çıkıyor ama çiçeklerine bayılıyorum bunların da. Bunların da ayrı güzelmiş. Saptörüm hiç bu kadar büyümemişti. Onun için ilk defa çiçek açtıklarını görüyorum. Benim burada tek elle değil de çift elle çalışmam lazım. Ay bu tamamen çiçek olmuş zaten. Gidiyor yani. Ortadan çıkarmış. Ne kadar... Ay bu da... Şimdi mi koptu bu? Ya önceden kopmuş. Çiçeğe inanılmaz enerji gidiyor. Hani biliyoruz zaten de. Şimdi bunun kaç tane çiçeği çıkmış böyle? Ve ortası kalmamış. Evet. Tam göbekten çıkarmış. Onun için bu tapstörü herhalde ölecek yani. Göreceğiz bakalım. Onu da tecrübe etmiş olacağız. Şunun da birkaç çiçeği kalmış. Aslında onu koparabilirim. Evet. Burayı ben farklı şekilde bir temizliğe gelmem lazım. Bu şekilde temizlik üstesinden gelinmez. Bunun iki elle, tek elle değil. Bugün elimde kamera var çünkü. Şu Echeveria Liliana'nın da arkadaş. Şu yapraklara bak. Çok fazla kuru yaprak. Şöyle koparalım da buralarından hiç olmazsa yavru versin. Değil mi? Ortaya çıksın. Evet. Bunun da birazcık artık yanlarından yavruları çıksa hiç fena olmaz yani. Aslında bunun öbek halini de çok seviyorum ama. Heh, altta bir tane yavru görünüyor. Ama tabii o yavru güneş görüp de büyüyebilir mi? Bilemiyorum. Geçen sene ne zaman kesmiştim acaba bunun öbeğini?
tepesini kesmiştim kenarından. Yavrular vermişti. Sonra o yavrulardan da 3-4 tanesi kestim. Bak yine böyle üçü çok güzel. Birbirini çok destekleyen güzel öbek olmuş. Bir çiçeğini koparalım. Şunu da koparalım. Bunların içlerinden hiç tohum çıkıyor mu? Bilmiyorum. Hiç açmadım. Yani birkaç tane açtım da aslında tohuma benzer bir şey bulamadım. O yüzden tam ne yapacağımı bilmiyorum. Yani ilginç değil mi? Bu çiçeği kopuyor. Haftalarca böyle açmaya devam ediyor. Çok güzel. Seneler önce birisi anlatmıştı da böyle ağzım açık dinlemiştim. Demişti ki bir Afrika ülkesinden bahsediyor işte. Öyle çiçekler oluyor ki böyle masanın üstüne koyuyorsunuz işte 2 ay solmuyor falan. Biz böyle vav falan nasıl oluyor? Çünkü ne bileyim bizim çiçeklerde hani kesersiniz. Yani hele suya koymazsan falan gider zaten. Şimdi anlıyorum sukulent çiçeğiymiş onlar. Yani suya falan gerek yok. Al direkt saksıya koy. Orada duruyor. Yani açmaya devam ediyor. Çok güzel gerçekten. Bu gitmiş. Acaba susuzluktan mı? Evet, susuzluktan olabilir. Buralara ben biraz daha hortumla fazla su fışkırtayım. Evet. Şurada şunu değnek olarak kullanacağım. Şunun üstündeki. Evet. Pörlenin kuru yapraklarından almaya çalışalım. Pörle de çok yavaş büyüyen, az büyüyen, az yavrulayan bir tür yani. Hiçbir şey Purple Delight gibi büyümüyor benim için. Yani Purple Delight zaten anormal bir şekilde büyüyor da. Bakın mesela buradaki Echeverry Liliana'lar çok güzel. Kocaman kocaman büyüdüler. Burada 3 tanelerdi. Şu altındaki kuru çiçekleri temizleyince birazcık küçüldü. Büyük büyük rozetler oluştu. Aşağıdakiler minik minik. Anlayamadım ki. Şimdi şu aşağı yaprağa bakın. Maşallah. Yani aşağıdan. Evet. Ben burada bunu bırakayım. Burayı temizlik için ayrı bir setup yapacağım. Şu kamerayı da yukarıdan koyarım. Birlikte temizleriz. Hatta şunlardan birazcık kesmem lazım artık diye düşünüyorum. Çünkü düşerlerse diğerlerinin üstüne onları kıracaklar. Şu dallar çok büyümüş. Evet. Şuradan şöyle bir geçeyim. Evet, yani büyüyenler, ölenler işte dünyada hepimiz için olan şey değil mi? Yani bitkiler için de öyle, bütün canlılar için doğuyorsun, büyüyorsun, bir şekilde bir hastalıktan ölüyorsun. Bizim bitkilerin başına gelenler de o. Birazcık insan tabii kaybettiği her şey için üzülüyor. Ama olsun. Yani bir kısım öyle, bir kısım böyle. Hayat devam ediyor. Evet, burada bitireyim artık bu videoyu. Yarım saati geçmiş. Başlayınca ben zaten böyle şey yapıyorum. Bir de birkaç epeydir bahçeye çıkamayınca, böyle serin vakti bulamayınca videoda çekemedim. Zaten evlerde değildim. O yüzden güzel oldu. Şimdi ben muhtemelen devam edeceğim. Hava böyle güzelken biraz çalışayım istiyorum. Artık dikim yaparım buralara. Hem dikim hem söküm yaparım. Bakalım, göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.